bizlere vermiş olduğu en güzel nimetlerden biri. Hayatta onlarla mutluyuz. Onlarla seviniriz. Onlarla üzülürüz. Onlarla bağlanırız. Onlarla bütün hayatımızı alırız. Tabii ki onların büyümeleri her zaman bizlerin hoşuna gider. Anne babalar olarak. Yani çocuğumuz bir yaş daha büyümüş, bir yaş daha ilerlemiş. Hep bunun sevinci içerisinde, hep onların gözlerine bakarak hayatımızı idame ettirmeye, devam ettirmeye çalışırız. Bir de bakmışız ki büyümüşler, ondan sonra yuva kurmuşlar, onların da çocukları olmuş, böyle hayat devam edip gidiyor. Yüce Mevlam, bütün evlatlarımızın sağlığını, sıhhatini daim eylesin. Onların mürüvvetlerini en güzel şekilde görmeyi cümlemize nasip eylesin. Tabii ki büyümek demek, sorumluluk almak demektir. Büyüyen insan artık sorumluluklarını bilen insandır. Çocukların bir sorumluluğu yoktur bak. Yani burada oynuyorlar, tepiniyorlar. Onları biz hoş görüyoruz. Niye diyoruz? Çocuktur. Onun daha aklı başında değildir. O oynayacak, günlerini öyle getirecek. Ama büyüdükleri zaman aynı şeyi yapmış olsalar, aa deriz, kocaman çocuğa bak, ne haller yapıyor şurada. İşte büyümek demek, sorumluluk almak demektir. Allah-u Teala da insanoğlunu dünyaya geldikten sonra çocuk çağı dediğimiz anne ve baba olma haklarını elde edene kadar ki olan çağlarda bir sorumluluk yokmuyor. Çocukluk halinde herhangi bir sorumluluğu yoktur. Masumdur, günahsızdır. Yapmış olduğu hataları da Allah-u Teala tarafından örtülmüştür. Herhangi bir hesap defteri oluşturulmamıştır. Ama büyüdükten sonra, buluğ çağına geldikten sonra artık herkesin bir hesap defteri oluşmuştur. Herkesin sağ ve sol tarafında iki tane melek oturmuş, yerleşmiş, insanın yapmış olduğu işleri gözetlemektedir. Yapmış olduğu işleri sağ taraftaki melek iyi işler olarak cennetlik olanların kısmına yazmakta, cennete götürecek ameller olarak yazmakta. Sol taraftaki melek ise tabii ki istemese bile cehennem tarafına götürecek ameller olarak yazmaktadır, yazmaktadır. İşte değerli kardeşlerim, sorumluluğumuz artık bizlere yüklenmiş oluyor buluğ çağına geldikten sonra. Sorumluluğumuz kendi üzerimize geçmiş oluyor. Artık bir çocuk güzel bir iş yapsa onun sevabı anne ve babasına yazılır. Ama buluğ çağı geldikten sonra o sevap kendisine yazılır. Tabii ki medeni kanunumuzda sorumluluk yaşını artık 18 olarak belirlemişler. İslam dininde bu daha erkendir ama medeni kanuna göre 18 yaşını sorumluluk çağı olarak belirlemişler. Sorumluluk çağı 18 yaşından itibaren başlar. Tabii ki bu çağlardan itibaren medeni kanuna göre baktığımız zaman tabii ki artık bundan sonraki sorumluluklar da medeni kanuna göre çocuklarımızın üzerine almış oluyorlar. İşte bundan sonra sorumluluklar hem dini açıdan hem de medeni kanun açısından üzerlerine almışlardır. Bundan sonra hayatlarına ne yapacaklar? Devam edecekler. Tabii ki 18 yaşına gelmek bazen çocuklarımızda bir güven temin ediyor. Yani artık ben 18 yaşıma geldim, istediğimi yapabilirim havası estirmeye çalışıyor. Bu tabii ki çocuklarımızın belki o anki heva ve hevesleridir, istekleridir, arzularıdır ama yanlış bir arzudur, yanlış bir istektir. Yine anne ve babalar olarak, anne ve babalar olarak her zaman onlara müracaat etmek zorundayız. Anne babalarının görüşlerini her zaman almak zorundayız. Anne ve babalarının rızasını her zaman almak zorundayız. Yani çocukken yapmış olduğumuz işlerimizde anne babalar belki üzülmezler ama artık 18 yaşına gelmiş, 20 yaşına gelmiş, büyümüş olan kimseler için artık yapılan işler ne yapar? Anne babaları üzer. O yüzden
18 yaşına gelmek demek sorumluluğumuzu bilmek yaşı olsun. Yani sorumsuz hareket etme yaşı değil de sorumluluğumuzu bilme yaşı olsun. Niye? Allah-u Teala kendi rızasından sonra anne ve babanın rızasını kazanmayı bizlere emrediyor. Ve baba rabbuke ellâ te'budu illâ iyyâhu ve bil vâlideyni ihsânâ ayeti kerimesinde Allah-u Teala ve baba rabbuke Rabbin hükmetti, farz kıldı. Ellâ te'budu illâ iyyâhu, ancak kendisine ibadet etmeyi farz kıldı. Ve bil vâlideyni ihsânâ, anne ve babaya da iyilik yapmayı ne yaptı? Farz kıldı. Anne babaya iyilik yapmayı. Ve ayeti kerimenin devamında ve la tekul lehuma üffin diyor Allah-u Teala. Ve la tekul lehuma üffin. Anne ve babanıza öf bile demeyin. Öf bile demeyin. Şimdi biz küçüktük. Biz küçük yaşlardaydık. Daha bebektik. Anne ve babalarımız uykularını bizim yolumuzda feda ettiler. Gece sabahlara kadar uyku uyumadılar. Bizlerin azıcık ağlaması, azıcık huzursuz olması onları çokça huzursuz etti. Artık biz büyüdük, kendimize geldik. Dünya artık tersine dönmeye başladı. Artık anne babalar küçülmeye başladı. Yaş olarak ilerleseler bile, güç olarak, bedensel güç olarak, zihin olarak artık küçülmeye başladılar. Artık idare edilecek kimseler olmaya başladılar. Ha, o yaştan itibaren zaten anne babanın kıymetini o yaştan sonra bilmek lazım. Niye? Çünkü biz küçükken bizlere nasıl fedakarlık yapmışsa, ayet-i kerime bunu bizlere emrediyor. Biz küçükken bizlere nasıl fedakarlık yapmışsa, işte biz de büyüdüğümüz zaman aynı fedakarlığı anne ve babalarımıza yapmak zorundayız. Rabbir hamna kemâ rabbeyâni sagîrâ. Ayet-i kerimede Allah-u Teala, ey Rabbim, yani onlara şöyle dua ediyor. Onlara öf bile deme, anne babaya öf bile deme. Rabbir hamna kemâ rabbeyâni sagîrâ. Rabbim, onlar ben küçükken, ben daha bebekken bana nasıl merhamet ettilerse, sen de onlara merhamet et diye onlar hakkında dua ediyor Allah-u Teala bizlere. İşte değerli kardeşlerim, bizler artık kızımız inşallah bundan sonra tabii ki hem dini açıdan hem de 18 yaşına ulaşmanın bir heyecanını yaşıyor, bir sevincini yaşıyor, sizleri de buraya topladı. İnşallah bu yapılan program en azından kızımıza sorumluluklarını bildiren bir program olur inşallah. Biz öyle ümit ediyoruz. Zaten kendi talebemizdi. Bizler de Kur'an öğrendik. İnşallah hem kocalarına, hem anne babasına, hem de büyüklerine karşı saygılı, küçüklerine karşı sevgi besleyen, arkadaşlarımıza iyi geçinen bir hayat Yüce Rabbim kendisine nasip eylesin. Ömür boyu mutluluklar kendisine nasip eylesin. Yüce Rabbim huzurlar nasip eylesin, sağlıklar, sıhhatler cümlesine ve cümle evlatlarımıza nasip eylesin diyorum. Ben sözümü burada tamamlıyorum. Cümlenizden Allah razı olsun.